Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu dersimizde display özelliğinden bahsetmek istiyorum. Aslında display özelliği block level ve inline block ve inline olmak üzere üç tane farklı değer alıyor. Aslında flex ve grid gibi değerler de alabiliyor ama bunlar sonrasının konusu arkadaşlar. Şu an biz üç tane değere bakacağız. Bunlar block, inline block ve inline. Evet, bunların ayrıntılarını şimdi örneklerimiz üzerine göreceğiz. Şuradaki audio ve video kısımlarını siliyorum ve çalışmalarıma boş bir paragraf oluşturacağım. P etiketini açtım ve içerisinde de temsili olarak Loren 5 yazıp tab tuşuna basıyorum. 5 tane kelimeden oluşan bir paragraf oluşturdum. Şimdi Ctrl S'ye basarak bunu kaydettim. Hemen alt tarafına geliyorum. Burada da bir A etiketi oluşturacağım. Yani bir link etiketi. href diyorum burada. Herhangi bir yere link vermek istemiyorsak burada şarp işareti veya diğer ismiyle diyez işareti koyabiliyoruz. Bu şekilde yazdığımızda boş bir link oluşmuş oluyor. İçerisine de mesela gönder diye bir yazı yazıyorum. Yapmış olduğum değişiklikleri kaydettim. Ctrl S'ye bastım şu an. Buradaki elemanların özelliklerini daha iyi anlayabilmek için Inspect penceresini açacağım. Klavyemden F12'ye basarak veya burada sağ tıklayıp incele düğmesine basarak bu alanı aktif hale getirebiliyoruz. İsterseniz şöyle tam ekran yapalım daha iyi anlayacağız arkadaşlar. Inspect penceresindeki buradaki oku seçili hale getiriyorum. Ve şu kısımda Bekliyorum arkadaşlar. Bakın P etiketi şu an gördüğünüz gibi seçili durumda. Ve sayfamın tamamını kaplamış durumda. Sayfanın tamamını kaplayan elemanlara biz blok elemanlar diyoruz. Yani en dışta ne kadar bir boşluk varsa o alanın tamamını dolduruyor. Ama inline blok elemanlar ise kendi genişliği kadar bir alanı kapsıyor. Bakın sağ tarafa doğru bu uzamıyor görmüş olduğunuz gibi. Tamamıyla aslında farkı bu. Blok eleman dediğimiz şey bulunduğu alanı %100 kaplayacak şekilde genişleyen elemanlar oluyor inline elemanlar ise sadece kendi genişliği kadar bir alanı kapsıyor. Bir de bunun dışında inline block diye bir elemanımız var. Bunu bir CSS kodu yardımıyla göreceğiz arkadaşlar. Biz daha CSS kodlarını görmedik ama bunu mecburen göstereceğim. Çünkü anlaşılması için bunu yapmak zorundayım. Bu arada biz blok özelliğine sahip elemanları inline özelliğe, inline özelliğe sahip olan elemanları da blok özelliğe kavuşturabiliyoruz. Mesela şöyle yapalım. Buradaki A etiketimizi seçilerle getirelim şuradan. Gördüğünüz gibi A etiketi seçili durumda. Element bölümüne geliyorum. Şu kısma bir kez tıklıyorum. Burada display özelliğine bunun blok vereceğim. Enter tuşuna bastım. Şu an blok özelliği buna atandı. Bakın üzerinde şöyle bekleyin bunun. Gördüğünüz gibi baştan sona kadar şu an kapsayabildiği alan kadar kapsamış durumda arkadaşlar. %100 olarak kapsıyor. Az önce kendi genişliği kadar kapsıyordu paragraf etiketimizin orijinali zaten blok bir tarzda. Gördüğünüz gibi burada blok özelliğini almış durumda. Buraya ben bu sefer display özelliğine inline diyeceğim. Şu an bu inline bir özelliğe sahip olmuş oldu. Üzerinde şöyle beklediğimizde de bunu görebiliriz. Biz inline özelliğine sahip olan elementlere herhangi bir yükseklik veya genişlik atayamıyoruz arkadaşlar. Bu çok önemli. Sadece blok ve inline blok özelliğine sahip olan elementlere genişlik ve yükseklik değerini verebiliyoruz. Bu alanda şimdi bir refresh yapacağım. Yani orijinal haline geri getireceğim. Şurada yazmış olduğum seçenekler kayboldu. Biz daha bu CSS kodlarını görmedik ama bir deneme yapacağız. Şimdi A etiketini seçil hale getirdim. Bakın burada bir width vereceğim. Yani bir genişlik. Diyelim ki width değerimizi 250 piksel diyoruz. Buradaki CSS kodlarını anlamak zorunda değilsiniz. Önemli olan burada inline block ve block özelliğini anlayabilmek. Bir satır boşluk bıraktım ve burada bir Height yani yükseklik değeri vermek istiyorum. Yükseklik değerimiz de 250 piksel olsun. Evet şu an özelliklerimi atadım. Buradaki A etiketinin üzerinde beklediğimde şu an hala mevcut yükseklik ve genişlik değerini koruyor. Bakın zaten üzerinde yazıyor. 47.98'e 17 gibi bir değer gözüküyor. Şimdi ben buradaki A etiketime inline block özelliğini veya block özelliğini atarsam buradaki width ve height değeri geçerli olacak. Şimdi bunu deneyelim. Display özelliğine mesela inline block atalım arkadaşlar. Şuradan inline block işaretli hale getirdim. Şimdi burada a etiketinin üzerine bekliyorum. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 250 piksele 250 piksel olarak gözüküyor. Yani bizim vermiş olduğumuz genişlik ve yükseklik değerini aldı. Buradan şunu anlıyoruz. Herhangi bir elemente genişlik ve yükseklik değeri verebilmek için o elemanın mutlaka inline block veya block tarzında bir eleman olması gerekiyor. İkinci olarak buradan çıkarttığımız olay şu elemanlar arasında CSS kodları yardımıyla birbirler arasında dönüşüm sağlayabiliyoruz. Yani inline block elemanı block elemana, block elemanı inline elemana dönüştürme şansına sahibiz. Genellikle inline block özelliği şurada kullanılıyor. Biz elementimizin baştan sona kadar yani %100'lük bir genişlikte olmasını istemiyorsak, sadece bizim vereceğimiz genişlik ve yüksekliğe sahip olmasını istiyorsak bu durumlarda inline block özelliğini kullanıyoruz. Eğer Elementlerin yan yana olmasını istiyorsak zaten inline özelliğini kullanmak zorundayız. %100 bir şekilde kaplamasını istiyorsak da display özelliğine block vermemiz gerekiyor. Block ve inline block özelliğine sahip olan elemanları sizlere göstermek istiyorum. Bunun için iki tane resim hazırlamıştım arkadaşlar. Öncelikle block elemanları bir kontrol edelim. Evet bu etiketlerden bazılarını biz gördük. Şurada görmüş olduğunuz section, figür footer, article, aside gibi elementleri şu an için biz görmedik. Bunlar HTML5 ile beraber gelen elementler. Burada görmüş olduğunuz tüm elementler display özelliği block olan elementler arkadaşlar. Yani bu elemanları biz web sayfamızda kullanırsak hepsi alt alta oluşacaktır. Inline özelliğine sahip olan elementlere bakalım. Görmüş olduğunuz gibi A etiketi en başta geliyor. Span etiketi var. Biz daha bunu görmedik. Bundan sonraki dersimizde span etiketini ve div etiketini sizlere göstermeye çalışacağım. Image etiketi daha önceden kullanmıştık. Bakın bu da yine inline elemanlar listesinde yer alıyor. Evet şimdi bunu kapatıyorum arkadaşlar. Konuyla ilgili olarak söyleyeceğim bunlar. 3 tane display özelliğini biz böylelikle görmüş olduk. Bir sonraki dersimize devam edeceğiz. Görüşmek dileğiyle diyorum. Şimdilik hoşçakalın.